Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi bir önceki videomuzda en son materyalizmden bahsediyorduk hatırlarsak. Bazı filozoflar varlığın maddi cinsten olduğunu savunmuşlardı. Yani varlık her türlü, her şekilde yani maddeye indirgenebiliyordu. Buna da biz materyalizm adını veriyorduk. Ve bu görüş başlangıcını elbette ki ilk çağda buluyor. Örneğin Demokritos atomcu bir filozoftu ve materyalist bir filozoftu diyoruz. Şimdi materyalizm, mekanik ve diyalektik materyalizm şeklinde ikiye ayırıyoruz ve iki şekilde karşımıza çıkıyor. Mekanik materyalizm, evrenin bir makine gibi düşünülmesi gerektiğini savunur. Yani mekanik deyince mekanik aletlerimiz vardır bizim. Örneğin bir saati düşünelim. Yani evrenin işleyişini adeta bir saate benzetir. Tik tak diye saatimiz ne yapar? İleri doğru gitmeye devam eder. Evrenin gidişatı da aynen bu şekildedir. Peki saati geri döndürdüğümüzde ne olur? Elbette ki geri doğru saymaya başlar. Eğer imkanımız olsaydı, evreni de zamanı da geri doğru almış olsaydık, tıpkı bir saat gibi olabileceğini savunurdu evrenin. Yani mekanik materyalizmin bakış açısı bu şekilde. Diyalektik materyalizm ise maddenin diyalektik yasalara göre değiştiğini savunur. Şimdi diyalektik deyince elbette ki aklımıza Hegel'in ortaya koymuş olduğu tez, antitez, sentez üçlemesi gelmesi gerekiyor. Yani iki zıt unsurdan yeni bir şeyin ortaya çıkacağı. Tez ilk iddiamız, antitez onun tam zıttı, antitez zıttı, sentez de yeni bir şeyin ortaya çıkışı olarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. Şimdi başlıca materyalist düşünürlerimiz elbette ki Demokritos, Thomas Hobbes, Lemaître ve Karl Marx'tır. Bunlar materyalist bakış açısına sahip düşünürlerimizdir. Descartes'e göre ise varlık ruh ve madde olmak üzere iki tözden meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu iki farklı töz birbirine indirgenemez. Ruhu maddeyle açıklayamayız, maddeyi ruhla açıklayamayız. Yani bunlar kendiliğinden, kendi başına var olabilen unsurlardır. Ruhun temel niteliği elbette ki düşünmektir. Ruh bunun için vardır. Maddenin temel niteliği ise madde yer kaplar. Yani görünür evrende biz maddeyi görebiliriz, beş duyuyla algılayabiliriz. Fakat ruhu algılayamayız. Bunun da etkinliği düşünmektir diyor bize René Descartes. Edmund Husserl'e göre varlık fenomen cinsindendir. Fenomen ne demek peki? Fenomen görünen anlamına gelir. Fenomen insan bilincinin oluşturduğu bir varlıktır. Yani bilincimiz nesnelerden hareketle bu özlere ulaşmaya çalışacak fenomenolojiye göre. Şimdi fenomenoloji şöyle söyler. Elbette ki dış dünyada nesneler vardır fakat bizim nesneye karşı da ön yargımız vardır. Bu ön yargılarımızı eğer biz bir tarafa bırakabilirsek bilincimiz de bunlardan hareketle bu nesnelerin özüne ulaşmaya çalışacak. Her maddeye, her nesneye karşı bizim mutlaka bir ön yargımız vardır. Buna da paranteze alma diyecek fenomenoloji. Bu öze ulaşabilmek için nesneye ilişkin önceden sahip olduğumuz her türlü ön yargıyı paranteze almamız gerekir. Yani insanın nesneye karşı her daim bir ön yargısı vardır. Örnek verelim. Önümde şu anda bir tane masa duruyor. Ben bu masayı ustalıkla kullanabiliyorum. Nasıl kullanabiliyorum? Bu ön yaşantılar sayesinde kullanabiliyorum elbette ki. Yeni doğmuş bir bebek bu masayı ustalıkla kullanamayacaktır. Dolayısıyla ön yargılarım adeta bir ön yaşantılarımdır benim. İşte bunları bir kenara bıraktığımızda sadece bizde kavramsal süreçler kalacak. Yani maddenin maddi özelliklerini bir tarafa bırakmış olacağım ve bunların sadece zihnimde kavramları kalacak. İşte bunların özüne ulaşmamı sağlayacak bu kavramlarda. Masa dediğim şeyin mesela bunun özüne ulaşmamı sağlayacak fenomenolojiye göre. Bir diğer başlığımız, bir diğer sorumuz, evrende bir amaç var mıdır? Yani evrenin bir amacı var mı? Bir ereği var mı sorusu da yine eşdeğer bir sorudur. Erek demek amaç demektir. Evrende bir amaç mı var mıdır sorusu varlık felsefesinin temel sorularından bir tanesidir. Bu soruya nihilistler elbette ki evrenin bir amacı olmadığı yanıtını verecekler. Çünkü nihilizm hiççilikti hatırlayalım.
yani varlığın bile olmadığını savunan bir bakış açısıydı. O halde elbette ki evrenin bir amacı olmadığını söyleyecekler. Materyalizme göre evrenin amacı tinsel, ruhsal bir amaç değildir. Neden? Çünkü materyalizme göre her şeyi biz maddeye indirgeyebiliyorduk. O halde tinsel ya da ruhsal bir amacı olamaz evrenin materyalizme göre. Yani evrene müdahale eden ve ona bir amaç yükleyen aşkın bir irade yoktur. Yani evreni aşan bir gücün olmadığını savunan bir bakış açısından söz ediyoruz materyalizmden. Yani evrene müdahale edebilecek, ona bir amaç yükleyecek aşkın bir irade yoktur. Evren sadece evren olmaktan ibarettir. Evren bir düzen içerisinde mekanik bir şekilde işlemeye devam eder. Evrenin de bir düzen olduğunu savunuyor ve mekanik bir şekilde işlediğini ortaya koymuş oluyoruz materyalizme göre. İdealizme göre evrenin amacı tinsel bir kavrayış, aşkın bir gerçekliktir. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla idealistlere göre evreni aşan bir tinsellikten söz edebiliyoruz. Dolayısıyla evrenin tinsel bir amacı vardır. Evreni aşan bir evrenin üzerinde bir gerçeklikten söz edebiliyoruz idealistlere göre. Çünkü idealistlere göre asıl gerçeklik alanı görünür evren değil, onun dışarısında bulunan kavramsal alandır. Düşüncenin yapısı ile evrenin yapısı aynı türden olduğu için insan zihni bu aşkın gerçekliği kavrayacak bir yapıdadır. Zaten bizim zihnimiz maddi bir yapıda olmadığı için dolayısıyla bu tinsel bir kavrayışı, evreni aşan gerçekliği kavrayabilecek bir yapıya sahiptir bizim zihnimiz. O halde mesela Platon'a göre evrenin tinsel amacı elbette ki idealardır. İdeaları insan zihni ne yapabilir? Kavrayabilir. Peki beş duyularımızla neyi kavrayabiliriz? Beş duyularımızda da görünür evrenin maddi özelliklerini biz kavrayabiliriz. Şimdi böylelikle varlık felsefesini de burada noktalamış oluyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi üçüncü ünitemizin ikinci konusu olan bilgi felsefesine geliyoruz artık. Bilgi felsefesine yavaş yavaş başlayacağız ve ilk bilmemiz gereken bilgi felsefesi deyince epistemoloji. Yani bilgi felsefesinin diğer adı epistemoloji. Nasıl ki varlık felsefesine ontoloji demiştik, artık bilgi felsefesine de epistemoloji diyeceğiz. İlk öğrenmemiz gereken en önemli unsur elbette ki bu olacak. Şimdi burada ne göreceğiz bu ünitede? Suje, obje, doğruluk, gerçeklik, yine fenomenden bahsedeceğiz. Sujeden, objeden, doğruluktan, gerçeklikten, bunlarda gerçekten ne anlamamız gerekiyor? Bunları söyleyince biz asıl olarak neyi kastediyoruz? Elbette ki bunları yavaş yavaş anlamaya başlayacağız. Bilmek deyince ne anlıyoruz? Şimdi insanın bilgiyi kullanmadığı bir alan adeta yok gibidir. Biz hayatımızın her alanında ne yaparız? Bilgi kullanırız. Okullarda bilgi kullanırız. Üniversitelerde bilgi kullanırız. Havanın durumunu ölçebilmek için bilgi kullanırız. Evrenin geleceği hakkında yorum yapabilmek için bilgi kullanırız. Evlerimizde bulaşık yıkarken bile onun bile bir bilgisi vardır. Doğru değil mi? O halde bilginin alanı bu kadar genişse bilginin felsefesini yapmamak olmazdı. Neden? Çünkü bilgiden gerçekten ne anlaşılması gerektiğini ne yapmaya çalışıyoruz? Açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda internet çağıyla birlikte artık dünyada o kadar bilgi var ki bunları bir araya getirip analiz ya da sentez etmek mümkün olmayacak bir halde. O halde bilginin doğası günümüzdeki teknoloji açısından da bir hayli önemli bir halde. Peki bilgi ile bilmek aynı şey mi? Ya da bilgi benim dışımda mı bulunuyor yoksa insan zihninde mi bilgi bulunuyor? Dış dünyada bilgi diyebileceğimiz bir şey var mıdır? Örneğin okulda hoca herhangi bir bilgiyi, öğretmen bana herhangi bir bilgiyi verdi. Onu tuttum defterime yazdım. Defterime yazdığım şey mi bilgi yoksa onlar harflerden mi ibaret? Bilgiye asıl değerini veren nedir? Peki bununla birlikte bir diğer sorumuz ise bilgi dediğim şey nasıl ortaya çıkar? Bilgiyi insan zihni nasıl üretiyor? Ya da insan zihninin dışında
üretilebilen bir bilgi alanı var mıdır? İşte bunun gibi sorulara ne yapacağız? Cevap vermeye çalışacağız. İnsan içinde yaşadığı dünyada sürekli çeşitli nesne ve olaylarla karşılaşır. Bilinç sahibi olan insan bu nesne ve olayları önce ne yapar? Fark eder. Çünkü sürekli bir uyarıcıyla dış dünyada karşı karşıyayımdır. Ne yaparım? Öncelikle bunları ayırt etmiş olurum. Evet değerli arkadaşlar, bilgi felsefesine şöyle bir giriş yapalım dedik. Ondan sonra haftaya da yine bu kısımdan, bu kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Haftaya yine sizlerle görüşebilmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.